Öğretmenler Sendikası Başkanı diyor ki, arkadaş diyor, ey polis, senin içinde de atanamayan öğretmen olduğu için polis olanlar vardır. Benim de yetiştirdiğim vardır. Ben, açıklaması aynen böyle ya. Ben hak talebimi meydanda söylemek için ortaya çıkmışım. Sen bana şiddet uygulayamazsın şu, diyor. Şu dediğiniz şimdi, de doğru değil. Bakın, her Türkiye'de şu an atanamayan belki 500 bin öğretmen vardır. Ya Türkiye'de toplam öğretmen sayısı belli, memur sayısı belli. Devlet ihtiyacı olduğu kadar 20 bin, geçen sene benim bildiğim 30 bin kişiye atadı. Ya 100 bakın, bin kişiyi de atayamaz ki. Ama Cem Bey, bence bakın şöyle ya, biraz daha objektif olmaya çalışın. Hayır, İstidarı savunacağım diye. Verdiği, ya bir şeye ısrar etmeyin. Kötü, bak çok kötü ama yani, zorla da değil yani. Bak şimdi ya zor. Ama bak, çok az, kabul an, ediyorum şu anda, onu. Şu anda söyleyeyim mi? Normal olarak işsizlik yok diyor ya Sayın Başkan. Ama toparlamama izin verseler aslında 2 dakikada bitireceğim şeyi. Şimdi bakın bu tür bunları yan yana koyduğumuzda tablo şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Bu doğal olarak ya daha da gerilecek miyim? Mesela bugün öğretmenlere öyle bir saldırı olmasaydı, gözaltı olmasaydı bunu konuşur muyduk biz burada? Konuşmazdık. Olmadı. Bir kişi gözaltı. Ya 11 kişi, ya 11 kişi gözaltına alınmış. İçişleri Bakanı, Sayın İçişleri Bakanı, Sayın Süleyman Soylu hep aynı işi yapıyor. Bu Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine bak. Emin değilim. Bak, izinli bir gösteri izinli değilmiş bu arada. Ya ayrıca emin Türkiye'de değilim. Gösteri için izin almaya gerek yok. Var. Yok kardeşim ya. Yani. Kafama göre bak, izin mi? O zaman evet, toplanayım. Yani evet, evet Türkiye'de. Ya Taksim Meydanı'na bak, gideyim. 100 kişiyi Türkiye, toplayayım. Bak, Fenerbahçe niye 8 yıldır bakın, şampiyon bir değil tek bildirim yetiyor. Bir tek bildirim yetiyor. Bakın. Ya öyle bir şey. Valilikten izin almanız lazım Fatih, Necdet Bey. Hayır ya. İzin ama Fatih Bey hukukçu. Masum lütfen sorun. Bakın sorun. Bakın, hukukçumuza soralım. Yok yok 2911 sayılıyorsa da izine gerek yok. Gerek ama yok buyur. Şöyle ama ne şimdi, oldu Cem Bey? Evet. Nasıl yok? Hayır. Kafanı hayır gene. Ya hukukçu. Yani ya, ben gideyim. Vermeden, ya arkadaş Bey, yani en insaf ya. Sizdeyim. Hukukçu diyor ki izne gerek yoksa zaten izne gerek var diyorsunuz ya. Ya kafanıza vurup dağırarak bağırıp çağırarak kimseye rahatsız etmeden yapamazsınız ya. Cem Bey yani işte bak. Teşekkür ediyorum. Burada noktalıyorum. Fatih Bey'e geçeceğim. Evet. İzin alınması gerekiyor mu gerekmiyor mu? Hem onu soracağım hem de Sayın Soylu'nun ikinci tweet'i de vardı. Yani devamı tweet serisinin. Kılıçdaroğlu Ankara'da defalarca emniyet terör şubenin gözaltına aldığı kamuda öğretmenlikte yapmayan profesyonel eylemci HDP PKK'lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun diye bir tweet atıyor. Nasıl yorumlarsınız bu tweet'i ve izini? Evet şimdi şöyle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir tweet attı. Evet okudum. Okudunuz az önce. Ne diyor tweette? Şuradan hemen gençlere sesleniyor. Okudunuz o tweeti ama orada çok ilginç bir nüans var. Gençler size yeniden seslenmek istiyorum. Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. Ne olursa olsun kavga etmeyeceksiniz. İnançlısı, inançsızı, imam hatiplisi, şortlusu, başörtülüsü. Hı hı. Ne olursanız ve kim olursanız bir ortak noktanız var diyor. Duruyorum, son cümleyi okumadım. Şimdi buraya kadar çok güzel bir tweet. Çok güzel bir yaklaşım. Sorumlu bir muhalefet. Ne diyor? Gençler kavga etmeyin diyor. Bakın provokasyonlar olacak. Lütfen. İmam hatiplisi, şortlusu kavga etmeyin. Fakat iki kelime koyuyor sonuna. Diyor ki ortak noktanız var dedikten sonra. Tek bir ortak noktanız var. Bizim bir kere bir ortak noktamız yok. Bu ülkede yaşayan herkesin binlerce ortak noktası var. Gençliğiniz çalındı. Şimdi bakın. Kemal Kılıçdaroğlu burada ne yapıyor biliyor musunuz? Tavşana kaç, tazıya tut diyor. Samimi değil. Niye samimi değil? Şimdi provokasyona gelmeyin deyip arkasından sizin gençliğinizi çaldılar diyor. Provoke ediyor. Sen yapıyorsun. Sen yapıyorsun. Yapma böyle. Niye? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun son aylardaki diline baktığınızda bürokratları tehdit ediyor bir kere. Şu tarihten sonra imza atarsanız ya bunun hukuken hiçbir karşılığı olmadığını biliyor. Öyle bir milat koyma hakkının olmadığını biliyor. Fakat gözümüzün içine baka baka bunları söylüyor. Ya kendi de inanmıyor. Kesinlikle ben onun inandığına zannetmiyorum. Çünkü hani öyle bir ihtimal yok. Bürokratları tehdit ediyor. Kamu bürokrasisini tehdit ediyor. Güvenlik bürokrasisini tehdit ediyor. Şimdi bu dille birlikte bugün attığı son tweette ne diyor? Öğretmenlere al bunu diyen o kişi beni beklesin diyor. Bu efeliği affetmeyeceğiz. Şimdi beni beklesin. Bunu affetmeyeceğiz. Ya bu dili kullanıp da bay efendim provokasyonlara gelmeyin demek gerçekten en hafif tabirle samimiyetsizlik.
sorumsuz muhalefet dili ve niye kesinlikle sorumsuz muhalefet tehdit ediyor. Yani itirazımı söyleyeyim. Tehdit edemezsiniz. Yani. Bakın. Şu mu? Necdet Bey, kamu beni beklesin. Güvenlik neyi bekliyor? Bekliyor, hadi gelsin. Neyi bekliyor? Kaç gün bekleyecek? Ne yapacak o polis arkadaş mesela? Bekliyor. Hayır. Yani bizim güvenlik bürokrasisi mensubu o polis müdahale etmeyecek. Hayır, başka kardeşim. Bir şey söylüyorum. Müdahale beni etmeyecek. Beklesin gözaltına diyor. Almayacak. Yo beni terörist olmayanı terörist ilan Necdet etmeyecek. Abi, öyle değil ya. Başka bir şey söylüyorum ben. Diyorum ki bak, beni beklesin diyor. Diyelim ki o polisin yaptığı orantısız bir güç kullanma var diyelim ki. Farz-ı muhal, velev ki bir yaptığı yanlış var. Neyi bekliyorsun? Ver savcılığa dilekçeni. Veya sen başka bir şey mi yapmak istiyorsun o polise? Niye tehdit ediyorsun? Yani gelince ne yapacaksın? Şimdi o Ahmet Şık'ın sözleri suç örgütüdür bilmem ne. Osman Özsoy'un sözleri geldi aklıma. Osman Özsoy ünlü FETÖ'cü profesör. Ali Mahir Başarır. Suç örgüt. Onun dediğine. Bakın. Herkesi yargılayacağız. İçişleri Bakanı ayrıca yargılayacağız. O hukukçu da öyle bakıyor. Affetmeyeceğiz hiçbirini diyor. O hukukçu da öyle bakıyor. Nasıl bakıyor? Bu nasıl bir... Böyle bir dil var mı ya? Bakar söyler muhalefet. Ya bu tehdit değil mi? İktidar da söylüyor. İktidar ne? Hayır ama tehdit dilini kullanmak yanlış. Bakın tehdit dilini kullanmak... Neyle yargılayacaksın bu insanları? Öyle bakmayın. Neyle yargılayacaksın? Siyasetle... Ya arkadaş siyasi olarak güzel edilir ya. Yapmak farklı. Ya yapmayın Necdet Bey, siz de biliyorsunuz ya, ne kastettiğimi. Ben şimdi bak şeyi okuyacağım. Fatih Bey söylüyor musunuz? Cem Bey'in izin almak zorundayı söylüyor ya musunuz? Ya şimdi oraya takılmayalım. Söylemiyorsanız okuyacağım. Kanunu okuyacağım. Kamu düzenini gene de bozamazsınız ya. Bakın. Öyle değil. Kamu düzenini bozan yok ya. Kamu, yok mu bilmiyorsunuz İktidar, ya. Bak, aynı adam defalarca. Ya programdan yarım saat önce olan bir olayı burada tartışamayız ki. Orada ne olmuş bilmiyoruz ki. Profesyonel gözle. İzin zorunlu mu değil mi? Onu söyleyin bana. Söyledim ya az önce. Bir daha söyleyeyim bir daha. Allah Allah. Cem Bey duymadı da ısrar ediyor. İzin zorunlu değil. Bakın izin almak zorunda değilsiniz. Ama bu siz, şu değil. Ben giderim her yerde bağırırım öyle bir şey yok. Öyle değil tabii ama izin almak zorunda değilsiniz. Şimdi bakın ben başka bir şeyden bahsediyorum. Bakın çok farklı bir şeyden bahsediyorum. Şimdi siz bir ülkede muhalefet partisi lideri olacaksınız. Milyonlarca oy alan, mecliste temsil edilen, iktidara adayım diyen, Cumhurbaşkanı'na aday olduğunu diliyle söylemese bile zihninden geçtiğini biliyoruz. Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetmeye aday bir adam. Aday bir kişi, aday bir şahsiyet gidecek diyecek ki hele sen beni bekle orada. Böyle bir dil var mı? Ve ondan sonra gençlere sesleniyorum. Provokasyona gelmeyin. Yapma ya. Sen yapıyorsun. O tehlikeli bir dil. Ben ondan bahsediyorum. Ha şunu söyleyeyim ama bakın. Şunu söyleyeyim. Şu an ülkede ekonomi çok iyi değil. Bundan dolayı dünyada da ekonomi çok iyi değil ama ülkede gerçekten şu an Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy kaybettiği son yıllarda bir gerçek ekonomiden dolayı.